Cyber eline sağlık da. Cyber. Geçen videonun 1200 VP kazananı şu an ekranda. Bana Discord üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu videoda da 1200 VP çekilişimiz var. Beğenip yorum atmanız yeterli. Videoya geçelim. Kutustayız. Takımdakiler A'yı agresif alacak. A'ya giremezlerse, geri dönerlerse diye ben de pozisyon almak istiyorum. Tek dikkat etmem gereken Chamber arkayı bekliyor olabilir. Haritada Chamber'da gördükten sonra artık iyice rahat bir şekilde yürüyorum. Geriye sadece beklenmedik bir pozisyon almak kalıyor. Adamlar doğru yürürsem beni bilmeseler bile karşı karşıya geleceğimden dolayı vurabilirler. O yüzden bu tür bir spota geçiyorum. Blast'in sağ tıkı da zaten çok güçlü biliyorsunuz. Down da bize getiriyor. Rakip C'ye girmek istiyor. Bu arada belki retake'e bırakabiliriz ama adamların güçlü ultileri olduğu için direkt side'ı terk etmek istemedim. Tekle karşılıklı durduğumuz için bir kimsenin trade'indeyiz. Birebir takas alıyoruz. Aslında devamda çok bir olay yok. Side'a biraz sıkıştım. Takım arkadaşım gelene kadar küçük küçük burkaçlı pikler deniyorum ve işe yarıyor. Adamlar yavaştan B'ye giriyor. Bizim orada kontrolümüz olmadığı için mecburen retake'i bırakıyoruz. Bu sırada da biri C'de alarm butayı kullanıyor. Aslında o kişiye gidip birebir de vurmak istiyorum. Çünkü retake biraz zor olabilir. Brimstone ultisi var. Killjoy ultisini kıracaktır. Bu şekilde ilerledim. Jet'e vurduktan sonra Brimstone'da vurunca hemen hızlıca ulti atmaya gideceğim. Burada dikkat etmem gereken şey şu. Ultimin son saniye kadar beklersem belki bomba patlayabilir. Bu yüzden hızlı oynayacağım. Kuşa dikkat edeceğim ve biri benim çıkışımı bekleyebilir. Ona da çok dikkat etmem gerekiyor. Chamber'da gerçekten bekliyormuş. Onu da güzelce vurduktan sonra geriye sadece bombayı çözmek kalıyor. Burada birimi vurdum. Gözükmemiş klipte. Echo iken birebir vs aradım ve Brimstone'a klasikte saftır vurdum. Devamında ise takımda silah olan tek kişi ben olduğum için ilk pikleri ben alacağım. Yanımdaki bir işle beraber alan kazanmaya başlıyorum. Hem kendi arkamı kontrol ettim. Devamında ise acaba A tarafından omunun arkasından kimse gelebilir mi diye kontrol ettikten sonra buralar temiz olunca adamların nereden geldiğini artık biliyoruz. Burada yine dikkat edeceğimiz şey silahı olan adamı ilk fightlar alması olacak. Devamında çok bir olay yok. Direkt takım arkadaşlarımızla beraber kazanıyoruz. Bu roundu kazandıran şey Echo iken birebir VS arayıp Brimstone'un silahını düşürüp ve o silahla oynamak oluyor. Öke iken tek kalan adamı yakalayıp onun silahını almaya çalışın. Bu maçı da MVP atarak bitirdik. Burada mutlaka bomba kurulduktan sonra pushlamak isteyen birkaç kişi oluyor. Sayı olarak geriye düştüğünüz zamanlarda her zaman bu pikleri bekleyin, sayıları eşitleyin. Sayılar eşitleyince biraz daha akıllanıyorlar ve geride oynamaya başlıyorlar. Yine smoke'dan çıktım ve hata arıyorum. Baze'i de güzel vuruyoruz ama ultimiz gelmedi. Ultimiz gelse belki round'u alabilirdik. Tek başıma kaldığım için spike de bende olduğu için tabii ki bir side'a gidip bomba kurmamı bekliyorlar. Ancak ben sürekli birebir pikler alarak adamları tek başına yakalamayı tercih edeceğim. Benden bekledikleri şey şu anda A'ya gitmek. Sürekli vurup vurup geri döndüğüm için adamlar hazırlıksız yakalanıyor. Rotasyonda beklenenden farklı yerden atıyorum. Bu tür durumlarda oynarken sadece biraz daha beklenmedik yerlerden oynamak gerekiyor. Aslında kazanılabilir bir oyun ama takım bayağı hatalı oynadı. Şöyle beraber biraz hataları inceleyelim. Hand alındıktan sonra karşının smoker'ı hayatta, bu yüzden backside'a kaçmamak lazım. Özellikle de Raze'in ultisi var. Sıkıştıkları yere rahatlıkla ulti atarlar. Bizden 2 kişi düşmesine rağmen Cypher hala daha kapalı oynuyor. Birilerini tek tek de yakalayıp vurması lazım. Diğer türlü buraya sıkışacağı için %100 kayıp bir pozisyonda kaldı. Bombayı kurduktan sonra pozisyon almayla alakalı olarak şunu söyleyeyim. Eğer rakibin smokerları hayattaysa side'ın içinde durur. Yoksa smoke atıp bombayı çözerler. Koruması oldukça zor oluyor. Burada smokerları hayatta değil ancak Cypher'ın cage'leri de belki biraz sorun çıkarabilir. Böyle durumlarda belki side içinde oynayabiliriz. Ama hem sova görüşü hem de Cypher kameramız olduğu için geride oynayabiliriz. Bomba kurulduktan sonra Cypher kamerasını spike'ın tam üstüne atın. Kamera adamların arkasında kaldığı için görmesi çok zor oluyor. Oldukça fazla zaman kazandırıyor. Bu şekilde birçok el kazanabiliriz. Kazanabilirsiniz. Çözümlüyor.
Kızan kafayı yedi amına koyayım. Evet, şimdi oraya normalde trap atardım ama karşıdaki bir için olduğunu fark ediyorum. Oradaki trapleri kırabildikleri için trap atmaktan vazgeçtim. Bir C skin'i attıktan sonra hemen hızlıca oraya trap'ini yeniliyorum. Adamlar trap'in kırıldığını zannederek içeri rushlayacaklar. Ben de bu şekilde çok rahat bir kill çıkarmış oluyorum. Buradaki trap değiştirme olayı gerçekten de çok kritik. Birazcık rakibin hatalarından bahsedelim. Şimdi daha plant alınmadan middeki Sage lockleniyor ama aşırı erken davranıyor. Bomba kurulmadığı için tabii ki de yakını her yeri kontrol edeceğiz. Başta bir ultisi var. Aslında bir dip dip oynasalar round'u rahatlıkla alırlar ama Cypher'dan bir agro oyun geliyor. Cypher'ın düşmesiyle beraber arkadaki trapler de deaktif oldu. Bizim Jett arkalıyor. Biz burada sadece Jett'in oynaması için birazcık süre kazandırıyoruz. Bizim Jett gözüktükten sonra biz de yavaştan hamle yapacağız. Tabii herkes düştüğü için bir içi artık ulti kullanamıyor. Bu şekilde bol hatalarla bize round'u hediye etmiş oldular. Uzatmalardayız. Adamlar marketten geliyor. Aslında hepsinin infosu yok. Ben bir kişi B main'den geliyor olabileceğini düşündüğüm için bir one way kafes açıp orayı kontrol etmek istiyorum. Trap'im zaten market çıkışına bakıyor. Bir süre şöyle bekledikten sonra ikinci trap'i tam açarken adam geldi. Onu da vurdum. Burada bir kişinin main'den girebileceğini düşünmem önemliydi. Devamda ise side'a birazcık sıkıştım. Sova'mız A'da, Sage'imiz mid'de. Tek başıma side'dayım. Burada birazcık aslında takım arkadaşım gelene kadar sadece zaman kazandırıyorum. Pikleyip tek başıma ölmeyeceğim. Gözüm haritada Sage'de. Bizim Sage piklediği anda ben de pikliyorum. Devamda burada Sage'in trade'ini çıkabilirdim ama biraz geç kalınca sobamızın gelmesini bekliyorum. Tabii ben beklerken buradaki Brimstone da bana agresif gelebilir. Onu da kontrol edeceğim. Agresif olarak gelen Brimstone'u da vurduk ve uzatmalardan maçı kazandık. Bir de bir tane smoke geldi. Bizim Viper da B'de düştü. Hem main'den hem mid'den karışık olarak B'ye giriyorlar. Ben de kolay olan yerin üstüne oynamak istiyorum. Yoksa arada kalıp ölürüm. 2 kill çıkardıktan sonra pick almak istemiyorum. Takım arkadaşlarım sadece gelmesini istiyorum. Bu sırada Reyna da bana pickleyince istemeden bir aim fight'a da girmiş oldum. Geriye sadece ulti atıp round'u kazanmak kalıyor. İki taraftan adamlar baskı verdiği zaman kolay olan tarafın üstüne oynayıp kendinizi rahatlatmanız çok önemli. Burada ben mid oynayacağım. Taretimi midi görecek şekilde attım. İlk başta piklemiyorum ve taretimin kontağını bekliyorum. Biri tareti görürse ben de sıkacağım. Kimse piklemeyince alan kazanmak için biraz daha derine gidiyorum ve yine taretimin kontağını bekliyorum. Taretim kırmızı olduğu an hemen ben de pikliyorum. Bu şekilde ilk kilimi alıyorum. 3 kişinin de A'da olduğu gözüktü. Benim takım arkadaşım hemen B'ye girerken benim de aslında rotasyonu kesmem gerekiyor. Ama bizimkiler A oynayınca ben de oynuyorum. Biraz gereksiz pik olabilir ama yine de round'u kazandık. 10 round'dayız. Tekrardan midden silah düşürmeye çalışacağım. Çünkü silahım onlara göre birazcık zayıf. Taretim tüpün altına bakarken ben de tüpün içini kontrol ediyorum. Bu şekilde Viper'ı düşürdük. Benim takım arkadaşım da taret kontağıyla Jett'i vurdu. Midden tek tek pikler yakalayarak bonus round'u da kazanıyoruz. Oyunu yavaştan çevirmeye başladık. Bundan önceki videoda söylemiştim. Skill'lerinizi yalnızca bombayı çözdürmemek için kullanmayın. Örneğin ben burada skill'imle bu köşeyi kontrol ediyorum. Bizim entry side'a girerken çok daha rahat giriyor. Sağ tarafında hiç kimse olmadığından emin ve side'ı çok daha rahat açıyor. Onun dışında da küçük bir tüyo. Böyle sova gibi sürekli gir çık yapan kişilere oturup sprey atarsanız mermiye kafa atmış oluyorlar. Uygun pozisyonlarda deneyebilirsiniz. Normalde taretim burayı görüyor, alambota gerek olmuyor ama baitlemek için oraya ben bir alambot atıyorum. Bunun amacını da şimdi göreceksiniz. Alambotum o tarafı tutarken ben de ters taraftan ilerliyorum. Eğer biri oraya gelirse alambot onu takip ettiği için yerini tam olarak görüyorum. Adam geri kaçarken hiç beklemediği şekilde yakalanmış oluyor. Hatta karşıdaki Reyna'nın da buna sinirlendiğini bayağı görebilirsiniz. Arada bir deneyebileceğiniz güzel bir taktik bu da. Burada orb aldım ve ultim geldi. Tabi ultimi hemen atacağım. Arkaya alarm botum bakıyor. Aslında tarih daha güvenli. Alarm bota smoke atıp geçebiliyorlar. Viper'ın o şekilde arkadan geleceğinden şüphelendiğim için bir bakmak istiyorum. Gekko'yu da bu şekilde yakalamış oldu. Burada devamında şöyle bir hata oluyor. Viper plant alırken Sage onu korumak istiyor. Çünkü Viper Wall'unu kaldırmamış. Aslında yakıtı da var. Bu şekilde birebir fight'a girdi ve Reyna onu vurdu. Eon'da Viper yine geri kaçarken yine yakalandı. Round iyice kötüye gidiyor. Burada ben nano sürüleriyle birazcık zaman kazanmaya çalışsam da pushluyorlar. Artık 3v1'den 2v1 pozisyona geldi. Adamlar biri solda biri sağda olduğu için çok zor bir pozisyon. Reyna da çok güzel oynuyor. Tam olarak picklemeyip gir çık yapıyor. Ve round'u kazandırdı.
Round'u kaybetmemizin tek sebebi Viper duvarı açmayıp Sage'in pick alması oldu. İlk de şunu konuşmak istiyorum. Karşı omun bizim Cypher'ı vurdu ve ultisi geldi. Eğer karşı sayda direkt ulti atacaksanız bunu hızlatmanız gerekiyor. Çünkü artık herkes omun ultisi olduğunda diğer sayda ulti attığını tahmin edebiliyor. Ben de burada ultisi geldiği an hemen koşmaya başladım. Eğer hızlı bir ulti atmış olsaydı yakalayamazdım ama böyle biraz daha 10-15 saniye sonra aklına gelip attığı zaman çoktan pozisyon almış oluyorlar. Artık bu çok bilindik bir taktik olmaya başladı. Bu yüzden bence farklı şekillerde kullanın. Entry'leriniz sayıda açmıyorsa, geride bekliyorsa sayıda açmak artık size düşüyor olabilir. Bu klipte örneğin bizim Jett tam içeri girecekken ben de karşıya teleport atacağım. Mesela haritadan bizim Raze'e bakın, bayağı girmekten korkuyor. Böyle kargaşa anlarında Omen teleportlarıyla sayıda açmayı deneyebilirsiniz. Yani bu klibi siz bu hataları yapmayın diye anlatıyorum. Yani tüm infoları var. İki main, iki tane site var. İklemeyin. Bizim Jett için merdiven tarafına one way smoke attım. Bu smoke şu şekilde görebilirsiniz. Buradan yürümek imkansız. Aslında Raze ve Jett'in sadece sağ tarafı kontrol etmesi gerekiyor. Merdiven tarafından zaten hiç kimse gelemez. Ancak bizim Raze gereksiz pickledi. Jett de ölüyor. Ve bizim artık burada olduğumuzu bildikleri için çok zor bir round haline geliyor. Hiç pick almış, sadece yaşasaydı bile bizimkinimiz onları çok rahatsız edecek ve roundu alacaktık. 4vs2'de bu kadar kolay pozisyon gerçekten de çok sıkıntıya girdi. Roundu neredeyse verecektik. Burada ben defans yapan taraftayım ancak gördüğünüz üzere saldıranların olduğu bölümdeyim. Çünkü adamlar mid tarafını bayağı bir kontrol etti ancak main'den hiç kimse oynamadı. Ben de side'e sıkışmak yerine alan kazandım ve beni beklemedikleri bir yerden pick alacağım. Zaten 5v3 durumdayım. Pick alıp birazcık sayıyı eşitlemem gerekiyor. Viper'dan sonra midde hala bir lane'in olabileceğini düşünüyorum ve şu şekilde Jett'i de vurdum. Artık oyun kazanılabilir bir hale geldi. Ultiniz var, kaldırmasın Sage. Buradan da faillemişim. Yapmaya çalıştığım şey şu. Kafes tuşu ile bombayı çözme tuşunu aynı tuşa atadığınızda ikisini aynı anda açıyor. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi bomba çözülene kadar kafes sizi korumuş oluyor. Yani smoke görevi görüyor. Bombayı kururken böyle sıkıştığınız durumlarda biraz vur kaç pozisyonlarına girmeniz gerekiyor. Çünkü adamlar üstünüze koşarsa arada kalırsınız ve ölürsünüz. Arkadan geliyor. Ona da dönmezsin sen. Bu maç da beraber bitti arkadaşlar. Berabere gelecek. Hector, bence de az önce 3 verdi biri. Evet, şimdi karşısı ek olduğu için birinin B'den açılacağını düşünüyorum. Önce kamerayla takım için bir yakına baktıktan sonra B'deki push'u bekleyeceğim. B'den Sage açıldı, onu vurdum. Takımın hatası şu ki eko adamlara karşı dar bir alana girdiler. Heaven'dan puşluyorlar. Eko adamlara karşı açık alanlarda savaşmak lazım. Lock'ten gelip bir kişiyi vurdum. Bizim Claw'da 2 kişiyi vuruyor ve round'u kazandık. Adamlarda killjoy Cypher olmadığı için B'den uzun bir lurk atmak istiyorum. Sage mid'i kapattıktan sonra A'ya gidiyor. B oyuncusu da dönüyor, bomboş kalıyor. Gördüğünüz üzere daha 1 dakikadan uzun süremiz varken B bomboş ve B'yi ben aldım. Ama takım arkadaşlarım A'ya giderken düştü. Benim de yavaştan hızlanmam gerekiyor. Ben gidene kadar sadece 2 kişi kaldık. Arkadan bir kısmını vururken bizim Sky da düştü. 2vs1 zor bir pozisyondayım. Ultim patladıktan sonra hareket edeceğim. Nerede olduklarını öğrenmem lazım. Artık bomba çözülüyor. Hızlı hareket etmem lazım. Tam son saniye vurarak round'u kazandım. What? In front of you, Claw. Maybe elbow. Yeah, nice play. Split'te atakta bazı klipler gösterdim, bir de defans yaptığım bir maçı göstereyim. Cypher'ın A'ya kurulduğunu öğrendiklerinde sayıda oynamak yerine Heaven'dan oynuyorlar. Ancak Heaven'dan fazla ilerlediklerini fark ettiğimde ben de onların arkasından gitmeyi düşünüyorum. Ve arkaya kadar geldim. Spike bizde, adamların bir kısmı vent'te ama tamamının infosu bizde yok. Spike'ı alacaklar, biz de bu yüzden gelenlere aim koyup bekliyoruz. Şöyle bir kişi vurduktan sonra ultim geldi, hemen ultimi kullanacağım. X'in Devent'te olduğunu gördük. Burada şöyle bir detaydan bahsedeyim. Gördüğünüz üzere sağda Sage'in cesedi var. Eğer bende ayarlardan cesetler kapalı olmasaydı Reyna bu ife çıktığında onu göremezdim. Nice. Sizler de defans yaparken Cypher'ınızın traplerinin kontağında oynayabilirsiniz. Örneğin bu klipte Pull of Heaven'dan trap'e kalan kişileri vuruyor, free killleri topluyor ve round'u da kazandırmış oluyor.
hiçbir yer almıyoruz ki. Sadece 3 ilk içeri çıkma maçı. Sova okunu Heaven altına geçerek dodge'ladık. Sage'i vurduk. Burada aslında Sova ultisi var. Viper'ın da line-up'ı varmış. Kazanması çok zor bir round ancak Viper gereksiz bir pick attı. Hala daha kazanması aşırı zor çünkü Sova'nın ultisi var. Ultisi de var. Ancak Sova da ulti atmak yerine vururum diye düşündü ve round'u bana hediye ettiler. Bu maç açıkçası çok bir klip almamışım. Aslında fena da oynamadık ama klip almayı unutmuşum sanırım. Sadece şu rank atlama kısmını almışım. Normal bir şekilde B'ye girdik. Ultimizi açtık. İçeride de operatörle Cypher girmiş. Böyle ne yaptığını anlamadım. Kolay bir kill oldu ve rankımızı da atladık. Ben pek bir şey yapmadım da. Gerçi asistim iyiymiş yine. C3'te de bir tane maç gösterelim ve videoyu bitirelim. Karşısı gördüğünüz üzere 4 entry, bir tane de smoker var. Böyle komplarda duellocular çok agresif olduğu için, özellikle flash atıp pick alabildikleri için, jet gibi vurkaç yapabildikleri için çok fazla agresif pickler alıyorlar. Bu tür durumlarda savaşı orta taraflardan ziyade side'ların içine taşımak lazım. Biraz daha yavaş oyunlar yapılması ve rotasyonda oyunların yapılması gerekiyor. Açıkçası biraz da takım aim fight'larda kaybettiği için ben sürekli birebir pickler aradım. Yoru'yu vurdum, artık 1 kilo ultim gelecek. Hala böyle tek tek bir tane kill arayacağım ve vurduktan sonra ulti atmayı planlıyorum. Öyle bir pick daha geldi. Ultimi attım. İçeride jet var. A'da claw var. Burada hızlıca tek kişi olanın üstüne oynamak lazım. Çünkü A'ya dönersek orada 2 kişi olabilirler. 2v1 hızlıca jetin üstüne pushlamamız gerekiyor. Jet'i de vurduktan sonra hookka'ya 2 kişi beraber aim koyuyoruz ve gelen claw'u vurmaya çalışacağız. Ben bu maç normalden çok daha fazla pick aldım. Sürekli birebir VS'lere girdim. Çünkü takımda çok fazla kill çıkmıyordu. Side'lara giremiyorduk. Bu tür durumlarda side'ları birazcık sizin açmanız gerekiyor. Dediğim gibi karşısında 4 tane duellocu olduğu için bunlar sürekli teleport atıp atıp ya da flash pick atarak girecekler. Flash pick attılar ve takımda 2 kişi direkt düştü bile. Ben burada hızlıca trade almasam oyun kesinlikle kayıp pozisyona gelecek. Böyle bir maç dönüyorsa bol bol kill almanız gerekiyor. Ya bazen takımımızdakiler kill olamıyor. Böyle maçlarda sizin vurmanız gerekiyor. Gong'dan yavaşça girerken Yoru'nun flash'ını gördüm, açılacağını anladım. Hemen kendimi kenara attım. Az bir şey bekledikten sonra Yoru'yu hazırlıksız yakalamayı planlıyorum. Yoru'yu da vurur vurmaz hızlıca B'ye gireceğiz. B'ye plant aldıktan sonra normal bir şekilde bombayı koruyoruz. 12-11 arkadan açılanları beklerken teleport sesi geldi. Zaten teleportu beklemeleri lazım. Hala daha kill veriyorlar buradan. Hemen tekini vurdum. Burada sadece bakın takım içi konuşmaları dinletmek istiyorum. Dönde A, Spike alıp A. Döndüğüm kendiniz vardı. B imkansı giremez ki. Site ult atacağım. İçi kaydım ben. Atma. Gel. 3. Bey'in kalabalık olduğunu, girmemiz gerektiğini söylememize rağmen Grimstone ulti atıp girmeye çalışıyor. Zaten 12-11 zar zor çevirdik. Hala daha saçma sapan şeyler deneniyor. Hem 4vs300 hem sobamızın canı az. Bu nedenle ben önden agresif pick deneyip sayıları eşitlemeye çalışacağım. Devamında geri çekileceğim. Lambanın içinde oynamamın sebebim ise Yoru içeri flashla girebilir. O yüzden lambanın çıkışını tuttum. 117. Cypher elle zaldı. Cypher. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.